size. Ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Ne bak, kas gösterisi yapıyor? Kas göstermeyin. Böyle kas mı gösteriyor lan? Evet arkadaşlar, Ahmet'in 1 milyon plaketine hoş geldiniz. Daha ya, gelemedik. Mert'le de iddiaya girdik şeyden, kutuyu açmadan önce 1 milyon 100 bin diye kahvesine kahve kaybettim ya. Olsun, 100 bin plaketim de kutlu olabilir bence. Evet tabii ki. Bravo Ahmet Çandınlar. Benim hala yok. Senin 100 bin plaketin niye yok? Ben 26 saatte 100 bin oldum ama plaket almadım. Başvurdun mu? Yok, başvurmadım. Ben de başvurmadım. Ne yapacağım 100 bin? Ben buna 1 milyondan sonra başvurdum. 100 bin olmayanı dövüyorlar zaten. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bravo. 1-2 milyon sen böyle şeyler yapıyorsun. Boynumdaki çizgiyi de konuşalım. Oo, konuşacağız onu bekle. Açacağız o konuyu. Ne oldu anlatayım Sıla'dan sonra. Dün gece uyuyorum, bam diye suratıma bir şey düştü kanka. Benim yatak başlığının üstüne çıkmış şerefsiz. Oradan uyumuş ortam, o da benim üstüme düştü. Sen kedi gel. Ya benim yürü git oğlum. Düş. Düştü, o da korktu. Yaptı gitti, anladın mı? O sırada burayla burayı çizdi. Benim de aklım çıktı yani. Artık videoyu anlatabilir miyim ben? İki muhabbet ettirmedi yine ya. Geçen gün hayır, muhabbet. Ettirdi. Ettirdim, sustum, bekledim. Ettirdi lan kız işte. Tamam, özür dileriz Sıla. Ben özür dilerim. Çık olalım hadi ama. Ben hep bugün sizlerle ne yapıyoruz? Dünyanın en zengin insanların favori yemeklerini deneyeceğiz. Ahmet de dahil mi buna? Yok, daha değil. Ay bu chopstick ne be? Yediğiniz şeyin adı Pad Thai. Jeff Bezos. Aa! Jeff Bezos. Sen Amazon'un sahibisin, bir gün spagetti mi yiyor? En sevdiği yemek spagetti mi? Olabilir arkadaşlar. Ama mesela ben de bir gün dünyanın en zengin insanları arasına girersem benimki de sucuk yani. Benimki de ne dersiniz? Peki bir şey soracağım. Noodle'ı böyle yer fıstıklı mı söylediniz yoksa siz mi koydunuz? Evet, de öyle oluyor. Boş zaten. Spagetti işte. Spagetti demezsin buna da yani. Noodle ne kardeşim ya? Ama oğlum ya bu... Yani. Kapat şimdi. Bak tabağı kapat. Ne bu? Kelebek makarna. Hamur işte ya, spagetti. Ne o zaman ekmek de spagetti. Kanka spagettinin spagetti olmasının sebebi biçimi. Oh, tuttum. Hayır ya. O zaman kelebek makarna da spagetti. Hayır ya. Yani. Buradaki herkes farklı söylüyor bunun adını bu arada. Sence bunun adı ne? Erişte. Anladım, yok artık. Yok kuskus. Bunun adı ne? Spagetti. Ya Allah'ım spagetti. Sence? Noodle. Sence neyi? Makarna. Ben Jeff Bezos'u vizyonsuz buldum ya. Şu fıstıkları yer misiniz? Ben yiyorum, çok iyi oluyor. Yedin mi bir tane? Ahmet şaka maka yemek videolarından chopstick kullanmayı öğrendi. Vallahi ya. İlk videoda kullanamıyordu, şu an çatır çutur noodle'u yiyor. Kaç puan verin? 12 üzerinden 6 puan. Ben de 7 veriyorum. Ben 12 üzerinden 9 veriyorum. Niye? Çok beğendim. Hem yer fıstığını severim hem de noodle güzel geldi. Jeff Bezos tercihlerini değiştir adamım. Jeff Bezos. Yeter lan yeter! Zevkler ve renkler tartışılmaz yani, herkesin kendi şeyi. Ben içinde et olsun, tavuk olsun ya. Böyle yemeklere benim yemek diyesim geliyor. Bir de yemek sonuçta ne kadar pahalı olabilir ki? Ya olay pahalı olması değil aslında. Antin kuntin olması, böyle değişik şeyler. İçinde peanut olması işte. Sen bak geçen gün yapıştırıcıya glue diyorsun. Yer fıstığına peanut falan diyorsun. Şimdi ne oldu sana? Günlük hayat... Sen Anadolu yakasına taşındın, ne oldu? Sen Avrupa'yı mısın artık? Bir şey söyleyeceğim. Günlük hayatımda yer fıstığını kullanmıyorum ki ben. Peanut mı diyorsun? Yok, dizilerde de peanut falan dönüyor. Ya yürü git sen, gel ben senin babanla bir oturayım, peanut'ta bakayım suratına. Ne diyecek bana? O fıstık der o. Bana s**tın lan dersin, bir sıkıntı yaşıyoruz be. Ben ona ne s**tın lan de. Ben de ona demem canım. O ne? Bayılmış. Yok. Nedir bu? Sıla'nın nanesi bayılmış. Pancake mi? Fransız tost. Kimin? Aa, kim seviyormuş bunu? French toast. Yılınmaz. Hadi be. Oğlum çok iyi bu. Hadi ya. Vallahi. Şu nane can çekişiyor senin, onu buradan alalım, moralim bozuluyor. Seninki de benimki öyle. Benimki bir de aşağıda yer çekişiyor. Bak! Zeki adam işte, gördün mü? Ben tek ünlü bak nereden çıktı? Senin bağırsağından bir bak geldi. Bazen de böyle enerjisini toplayabilmek için Mars markalı çikolatadan yiyorum. Bak Türkiye'nin geleceği buna bağlı şu an. Belki ondan yersen ben de Türkiye'den uzaya füze yollayacağım belki. Türkiye'de var Mars. Tamam ben alacağım. Sen günde bir öğün yemek yemeyi mantıklı buluyor musun Mert? Ben yemek yemeyi artık yaşamak için yapmaya çalışıyorum. Yani zevk için değil, yaşamak için yemeye çalışıyorum. Ben günde bir öğün yiyorum. Bir öğünde yani de istediğimi yiyorum. Yani günde 3 öğün yiyor musun? Yok. Yani ne zaman? Ama dünyaları yiyorum yani. Mesela yemeği yedikten sonra bir kan şekeri çıkıp bayılacak gibi oluyorum, böyle yatağa uzanıyorum. Zararlı mı? Zaten 4 porsiyon tantuniden öyle olman normal. Kaç puan veriyoruz? Ben 12 puan veriyorum. Üstüne bir de alkışlıyorum. 12 puan bana çok fazla geldi. İnanılmaz. Yani, bu kadar ben senden önce verip 8 puan veriyorum. Ben de 9 veririm ya. Ben çok 12 vermem. Puan verdim ya. Yeterli değil bence o. Tek öğüne. Ulan vücudumdaki su bitmiş neredeyse. Boğuluyordum suda. Öncelikle
Steve Jobs'a şuradan ben bir selam yollayayım. Bir öğün olarak mı yiyor bunu? Steve Jobs, elma ve havuç yemek değil, meyve. Bu havuç ne zamandan kalma? Ya onu boş ver. Niye vatanımın toprağı var bu havuçta? Ya ne desem bilemedim. Bu abi havucun en sevdiğim yeri neresi biliyor musunuz? Ortası. Evet. Bunu gerçek gurmeler bilir. Her tarafını böyle kemirirsin, bir tek ortası kalır, en sonunu yersin. Evet, öyle. Lan ben bildim kız. Sen de tantuniye mi öyle? Ne yapıyorsun lan? Steve Jobs bana harbi. Lan Steve Jobs'a laf ettin, ne oldu bak. Peki senin Guns N' Roses tişörtü giyme. Biliyor musun o grubu? Evet. Ama yani öyle çok da hakim değilim. Bir tane parçasını söylesen. Bir tane biliyorum ben zaten. Ben söyleyemem. Onu bir ismini bile söyleyemem. Sweet Child O' Mine. Senin en sevdiğin yemek ne? Şimdi en zenginlerden olsan. En sevdiğin yemek. Köfte diyorum ben. Ay köfte hiç sevmem. Senin ne? Sen bir söyle, ben bir hemen düşünüyorum. Yok. O doğru ya. Benim en sevdiğim yemek kuymak. Sucuğu böyle bak hafif yağda, çok hafif koyacaksın ama kendi yağıyla pişecek. Tavada kızartacaksın. Bundan sonra yanına taptaze sert bir domates. Bir de yağlı peynir. Taze bir beyaz ekmek bir de. Yoğuna bana bam. Arkadaşlar sucuk yeme videosu gelmesini istiyorsunuz 50. Bu pazar günü ekiple mangala gidelim sucuk. Mangal değil baba, tavada pişecek. Ben mangalda sucuğu sevmiyorum. Yağda pişecek. Olay etkinlik yani arkadaşlar. Etkinliği biz yine yapalım. Benim en sevdiğim yemek yok ya. Nasıl bulamadım ya? Düşündüm. Her yok, şeyi yiyorum ben. Bu da yemek mi? Adam sonuçta çıkıyor yani. Söyle. En sevdiğin yiyecek. O zaman şey, kalbura bastı derim. Ne? O ne lan? Ne? Patlıcanlı mı? Hayır, ne? Kalbura bastı ne olduğunu biliyorum da. Şaka yapıyorum ben, şaka yapıyorum. O imam bayadıyla karıştı galiba benimki. Ha tatlı olur musun lan dedi, şey tatlı. Kaldı. Ya Mert ya, bayramlarda yapılır ya şerbetli tatlı. Yuvarlak. Bugün Kadınlar Günü. Kimlerin Kadınlar Günü kutladın? Sıla'cığım, Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kadınsınız, iyi ki varsınız. İyi ki varız. Ve ofisimizdeki diğer kadından da. Çok sağ ol Ahmet Çiçek getirdiğin için bize. Ne kimindi bu? Puan verelim. Steve Jobs'a bak. Steve Jobs, Allah! Nimet onunla kalk toplasın. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmedim ya. Anlım hep halime oldu. Kaç puan veriyorsun sen Steve Jobs'a? 3. Ben 2 veriyorum ya. Mert Bey elmayı çok beğendiği için 7 puan veriyor. Havuç. Ne? Yok ben 10 veriyorum. Nasıl ya? Öğün olarak düşün bunu. İradem olsa da öğünlerimi böyle yapsam. Sen Steve Jobs'tan bir kazancın mı var? Hepimizin bir kazancı var. Sürekli kullandığımız köpek gibi telefonu adam yaptı yani. Aa. Gelsin yemeklerimiz. Nasıl unuttum sizi. Ahmet, bu üstündeki şeylerin ne olduğunu biliyor musun? Havyar. Oo. Balık yumurtası, sakin ol. Ama bildiğini düşünmüştüm zaten. Sen biliyor musun üstündekiler ne? Ben sushi yılda bir yerim. O da canım şeker. Kylie Jenner'ınmış bu. Kylie Jenner. Bilmiyorum deme yuh artık. Ben biliyorum. En sevdiği yemek. En genç kadın evet, milyonermiş. Evet. Henüz. En varlıklı kadın. Evet evet öyle. Bir de benim annem. Çünkü bana sahip. Ben buna iyi puan vereceğim galiba ya. Güzel ama ya. Kylie şu ana kadar bir tek Kylie'nin zevki iyiymiş yani. Zevkini zaten Travis Scott'la sevgili olmasından anlamıştık. Ahmet Can'da sushi yiyerek de bol ismen dinliyor. Sizin bir düğüne ihtiyacınız var gibi. Göbek atmak için. Alın beni burada. Kylie Jenner'a 11 puan veriyorum. Ben sushi sevmediğim için Kylie Jenner'a 5 puan veriyorum. Ben bir süredir canım sushi çektiği için 3 puan fazla ben veriyorum. Ben 12 veriyorum. Sen elma, havuca 9 kardeşim, puan verdin. Allah'ın yolladığı elma. Oğlum bunu kim yolluyor? Lan Isaac Newton kafasına elma düşmese nasıl bilecek yer çekimi nasıl? Bunu kim şey yolluyor bunu? Allah balıkları yaratmasa bu sushi nereden hayır, gelecek? Hayır, Allah balıkları yolluyor, Japonlar bunu kıvırıyor. Var fark farkına, etmek, kral tek kişi, bas damarına görülecek kişi. Hayır siz, dün de görüştünüz yani ne bu? Niye biz birbirini seviyoruz işte. Oğlum, ben seni de yani izledik. En sevdiğim erkek arkadaşlarımdan birisi Mert benim yani. Benim de en sevdiğim sevgilim Ahmet. Bekleriz geldi, en sevdiğim! Ben vazgeçtim. Az önce kararımı değiştiriyorum ya. En sevdiği erkek arkadaşı değilsin şu an. Mert bunu bir lokma da yiyebilir miyim? Aslında ne diyorsun ya? O zaman bu olayı sana da anlatacağım. Geçenlerde eve sipariş verdik burgerdan. Of ya! Dur anlatacağım sus. Hayatımda hiçbir anda kendimi bu kadar aptal hissetmemiştim. Ve ikimiz de aynı karttan, aynı yerden vermişiz. Yani burgerden vermişiz. Evet. Ondan sonra abim uykuluydu. Tamam mı? Ranch sostan 5 tane yemek yerine 5 tane menü eklemiş. Antrede yerde uyuyordum bu arada. O kadar uykuluydum. 5 tane menü eklemiş. Hamburger. Kanka, ranch sosu 5 tane. Eve bir geldi. Eve bir geldi 2 sipariş. Tamam ben de
de biliyorum iki tane sipariş geleceğini ayrı ayrı verdik çünkü. Bir bakıyorum dolu dolu ketçaplar, mayonezler ama 20-30-40 tane anladın mı? Bir tane de renk sos koymamışlar. 6 tane kola falan. 6 tane kola falan, 5 tane hamburger çıktı. Diyorum bu benim değil. Arada bu yarım saat müşterilerle kavga ettik, iyi mi? Sonra abim verelim. Baktı. 5 tane hamburger. 638 lira. 5 tane menü mü söylemiş? Tek sipariş 638 lira. Sufle de söylemiş bir de. Yani toplamda 6 menü geldi. Ben sadece kendime bireysel 638 TL'lik sipariş vermişim. Benim en pahalı kıyafetim 500 lira montu. 500 lira mont mu kaldı amına? Berçka'da mavi montum 500 lira yapmıştım. Abi ama almıştın. Bir de onları ne yaptınız o kadar hamburgeri? Yiyebildiğimizi yedik. Kaldı geri 3-4 tane dolapta duruyor, ısıtıp yemeyi planlıyoruz. Tamam ben size geleyim o zaman, yeni taşındığınız eve de getirin onları hamburger. Tabii taşıyam onları, taşıyam. Bu kim? Bill Gates. Bill Gates. Yani bu da olmaz diye, ben bunu sevmem ya. Niye ya? Bu var ya, cheeseburger ana sağlamış. Arkadaşlar Sıla ile ağzımın arasındaki farka bakar mısınız? Seninki ama... yine iyi. Aynen senin. Mert de insancıl ısırsa böyle bir şey çıkardı büyük ihtimal. Tamam. Bill Gates cheeseburger'i hem pratik hem kolayca bulunabilen hem de lezzetli. Mantıklı. Mantıklı. Hızlı tüketilebilen şeyleri ben de seviyorum kanka. Al ye geç. Bence yani, de evet de. Karın doyurup güne ve işine devam etmek için. Ben de öyle yaşamaya çalışıyorum. Anladım kanka. Ben de öyle yaşamaya çalışıyorum Sıla'cığım da o yüzden böyle oluyor. Siz nasılsınız? Ne olsun aynı. Biz iyiyiz, taşınmaya karar verdik senin sayende. Teşekkür ederim. Evet abimi aydınlattı Mert. Gates'in vizyonuna tüküreyim diyorum. Çocuk gibi olmuş 50 yaşında 60 yaşında cheeseburger yiyor böyle çocuk menüsü. O yüzden 4 diyorum. Ben 3 veriyorum. Ben bilgisi 10 veriyorum. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Ben bilgisi 10 veriyorum kanka. Bence adamın bunu sevmesinin tek olayı yiyeyim, bitireyim ki daha çok iş hayatıma girişmeye başlasın. Elma ile havuç da öyleydi. Elma ile havuç ne baba ya? Doymazsın onunla be. Ya elma ile havuç ne ya? Ne kadar yedin ya? Arkadaşlar bu arada bölüm yapıp lütfen beni artık Instagram'dan takip edersiniz. Şurada çıktı. 15 dakika. 15 dakika tutar. Ne kadar yediğine bağlı. Bir tane elma yedin. Artı bir tane havuç yedim. Havuç ne tutsun ya? Tam dene o zaman. O zaman Bugs Bunny nasıl yaşıyor yıllardır sadece avuç yiyerek? Biz Bugs Bunny miyiz? Ben geçen gün bir tane video fikri geldi aklıma. Değiliz. Çekeyim mi sence Mert? Ne? 15 gün duş almadan yaşamak. Ya zaten öyle yaşıyor zaten. Ne istiyorsun ya? En son ne zaman duş aldın? Dün. Ne? Yalan söyle be. Kafasını yıkayıp çıkıyor evden. Evet. Bugün ben her evden çıkarken duş alsam da almasam da kafamı yıkayıp çıkıyorum. Asla yıkanmaz. Duş alırken bundan sonra duşa giriyorum diye story atacağım. Kanıtlayamıyorum bunun yüzünden. Tamam bence de at duşa gir. Üstünü çıkarır ama kafasını yıkar story attık. Hayır kardeşim ya. Normal insanlara göre gerçekten daha nadir duş alıyorum. Ama bu kadar gerekli görmüyorum evet. Kanka duşunu. Neden? Kanka mantıksız geliyor bana. Zaman kaybı da değil. Zaman kaybı değil kardeşim. Ben örnek veriyorum. Bugün şimdi evden çıktım ya sabah. Eve gittiğim zaman ben niye duş alıyorum kanka? Ya oğlum. Eve gidince de spordan sonra alsana. Ama evet, spor değil. Hadi bak. Genel hayatta her gün duş almak zorundasın. Sporda terledin ettin. Okey ona katılıyorum. Bu örnek veriyorum, bu videomuzu çekmeye geldik. Eve gittim. Neden duş alayım kanka? Eve gidince oğlum bir şey olmadan. Alma. Bugün ama, almana gerek yok tamam evet, mı? Mert'le konuşuyorum. Mert'le konuşuyorum. Yani ben de fikrimi sunabilirim. Evet o da kadınlar günü. Bugün en çok okuyoruz. Hadi konuş. Hayır sen konuşma. Yani ben her gün duş almak bence gereksiz. Sen öyle terlemesen bile vücudun yine atıklarını buralardaki... Yaklaşık seninle ne kadar? 2 senede tanışıyoruz. Ha 2 senede tanışıyoruz. Sen 3 kere mi duş aldın? Hayır. Hayır sen 2 senedir benden mesela duşsuz insana ter kokusu mu? Ne denir ya? Benden böyle tamam, ter hayır, kokusu. Hayır işte abartı olur. Herhangi bir itici bir koku aldın mı? Ben almadım ama... Kalıbımı basıyorum. En temizim diyenden temiz çıkarım. Ya hadi baksak. Git. Orkun gel şu makineyi bana bir değdir ya. Sen soğanlı tantunileri yiyorsun duş almıyorsun. O soğan ananın nasıl ne çıkıyor? Alaka babacığım şimdi İyite bu sor, ya. İyite sor. Tantini yedikten sonra duş mu alacağım? Sokar mı böyle düzene ha? Yemekten hemen sonra değil de ertesi gün falan kokuyor insan ister istemez. Pastırma. Soğan. Sana yemin benim de öyle bir vücut yapım var artık hani... O senin yollar kapanmış. Kapanmış o ter yolları. Ben haftada benim alacağım max duş 3 gündür. Duşu da geçtim tamam mı? Spordan geliyor. Bir elini yüzünü yıka be. Sabah kalkar yüzünü yıkamaz. Spordan geliyor elini yıkamaz. Diyorum ki sevme şu kedi elini yıkamadan. Seviyor ya çıldıracağım ya. Ben yüzümü yıkamıyorum diye babam bana bir kızıyor. İşlerin kötü gider. Lan neden? Şeytan yüzüne içer geliyor. Evet neymiş gece şeytan suratımı işiyormuş. Ellerini yıka bari dışarıdan gelince. O kediyi seviyorsun. Ya. Oturduk Ahmet'e temizlik dersi veriyoruz burada. İman lan geç kalınmış bir ders bu. Allah Allah. Kardeşim, derse geç kalmışsın. Anam, benim anam, babam, anneannem yontamamış. Anneannem beni oklavayla duşa sokmuşluğu var. Ya ben sana böyle sürekli çitili kendini demiyorum temizim ki. Temizim baba. Yemin ederim ki de ter temizim anasını. Gel seninle hamam videosu çekelim. Bahaneye temizlenirsin. Yemin ederim ki mobbing var. Yeni bir Ahmet çıkar. Senin ten rengin bu renk değildir ben sana söyleyeyim. Senin ten rengin bu. Hadi gel şimdi yemekten sonra ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Hadi gel bir deneyelim. Bıcı bıcı yapalım. Yakın al yakın al. Islak mendil kullanıyor genelde o. Ya koltuk altlarını ıslak mendili sileyerek bu kadar yaşayamazsın. Bunu nereden çıkardın oğlum? Adam ıslak mendil kullanıyor diyor. Ellerini temizlemek için. Öldürürüm bak seni artık ha. Şimdi yıka bakayım nasıl yıkıyorsun? Muzlu açmayı mı yıkıyorsun? Şu şöyle yapıyorum şimdi.
Kanka böyle yıkanmıyor mu? İlk önce bak elimizi böyle yapıyoruz. Kanka bak sinirleniyorum. Bir izleyin. Bak sinirleniyorum. Böyle yıkanmaz bu arada. Sen köpek misin kaşıyorsun? Böyle yapılmaz. Şöyle yıkarsın parmak aralarını, sonra bir ters yaparsın, sürtersin. Ben sana öğreteyim pis adam. Ellerimin rengi değişti. Gerçekten birazcık haksız muamele görmüyor muyum yapabildi? Biraz. Ya adamın elleri nasıl yıkadığını görürsün. Şöyle. Küçük küçük koyarız. Video burada bitti baba, ben kapatıyorum. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Böyle karaktersizlerin söylediklerine tamah etmeyin. Çık dışarı! Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay. Ellerini yıka diyorum, şöyle yapıyor.